Biz şu anda 50 işçi ile çalışıyoruz. Bilimsel ekip de 60 bayanlarımız ve erkeklerimiz var, öğrencilerimiz. Ve biz konservasyon proje olarak aynı zamanda hamamla çalışıyoruz. Orada bizim büyük frigidarium bitirmeye çalışıyoruz ve inşallah seneye bu tekrar ziyaretçilere açabileceğiz. Ondan sonra yukarı Agra meydanda kuruldan izin alabiliyorduk ve bütün meydanı şimdi konservasyonun altında tutuyoruz. Gördüğünüz gibi yani bazı taşlar çatlak ve onları tekrar orijinal haline döndüreceğiz. Kazılarımız en çok yukarı Agra'da ve etrafında yapıyoruz bu sene. Çünkü bu kazılar son olsun. Biz yukarı Agra yavaş yavaş halka geri vermek istiyoruz. Ve bilimsel çalışmaları bu sene burada bitireceğiz. Ve ondan sonra sadece konservasyon çalışmaları devam edeceğiz tabii. Ve aynı zamanda yeni panolarla, inşallah akıllı sistemlerle bütün bilgimiz paylaşacağız. Sebebimiz nedir? Şimdi yukarı Agra'mızda çok binalar görüyoruz. Ama bu meydan Sagalassos'un en önemli meydan ve biz tekrar eski hayat göstermek isteyeceğiz. Halk ne yapıyordu, normal insanlar ne yapıyordu, büyük adamlar mesela valilerle ne yapıyorlardı, burada imparatorla ne yapıyorlar, tanrılar. Yani ona göre yukarı Agra'mızda yani dünyaya tekrar açacağız. Kazı ilk önce Burdur Müzesi'nin kazısı olarak başladı proje. Mark Wilkins'la beraber 89'da ve Profesör Mark Wilkins ilk Sagalassos kazı başkanı olarak 90'da başladı. 2013 kadar devam etti. O zaman emekli oldum. Ben ona çok teşekkür ediyorum ve şimdi onun görev devam ediyorum. Tabii herkes bizim heykelleri seviyor ve onlar çok önemli. Sagalassos zenginliği gösteriyor. Ama sadece zenginliği göstermek burada değiliz. Yani biz bütün hayat tarafları okumak istiyoruz. Ve ona göre biz için yani herhangi küçük parça çok bilgi verebiliyor. Yani arkeoloji olarak bilmiyorsunuz. Ya tabii belli yerlerde kazı başlıyoruz. Ama tamamen ne bulacaksınız, her zaman sürprizlerimiz var. Mesela geçen hafta güzel bir Türkiye başı bulundu. Taze dedik. Yani o çok büyük bir sürpriz oldu bizim için. Hani beklemediğimiz sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Anılarınız ilginç neler var? Tabii Yarım Bey'in de söylediği gibi heykel bulmak her zaman hani çok sansasyonel oluyor. Çok ilgi çekiyor Sagalassos projesi ama bazen çok ufak buluntular bile bize çok büyük bilgiler veriyor ve çok heyecanlanıyoruz. Ben Heron'da yukarıda çalışmıştım öğrenci asistan olarak ilk başta. O Heron'u bir araya getirmek mesela bizim için çok ilginç bir şeydi. Yukarıdaki kahramanlık anıtını. Benim genç yani lisansımda mühendislik olduğu için özellikle buradaki konservasyon ve anastrozit projeleri her zaman bizi çok heyecanlandırıyor. Sagalassos'un o yani tekrar ayağa kaldırmak bizim için çok heyecanlı.